Saygıdeğer Vali Yardımcım, çok değerli Kaymakamım, değerli... Bugün çok mutluyum. Bizi desteklediniz. Belediye meclislerimizle birlikte, İl Genel Meclislerimizle birlikte bu alanda halkımızla bizim bu mutlu günümüzde yalnız bırakmaması ve hep beraber olmamız, inanın beni son derece mutlu oldu. Hepinize şükranlarımı arz etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Evet, 1994 yılından itibaren kenti vizyon projelerle büyütmeye çalışıyoruz. Karadeniz Ereğli'nin altyapısında hiçbir problem yok. Altyapısı tamamen bitmiştir. Sadece son bize giren, köyden mahalleye giren mahallelerde hızlı bir şekilde altyapıyı tamamlamaya çalışıyoruz. Onun dışında altyapı sorunu yok. Sosyal belediyeciliğe başladık. Ne yapıyoruz? Özellikle cenaze hizmetlerine ağırlık verdik. Belediyeye alo dediğiniz zaman ölüyü evinden alıyoruz, arabamıza koyuyoruz, morga yerleştiriyoruz. Yıkaması kadın ve erkek yıkayıcılar tarafından yapılıyor. Mezarlık da bizim tarafımızdan yapılıyor. Hiçbir para alınmazsın. Tahtası, kefeni, havlusu, kolonyası belediye tarafından veriliyor. Ayrıca cenaze işlemleri bittikten sonra akşam hocalarımız, belediyenin kadroları hocalar tarafından evlere bizzat gidilip dua okunuyor ve gelen, taziyeye gelen 250-300 kişilik gruplara belediye tarafından hazırlanan yemekler dağıtılıyor. Yine sağlık ekiplerimiz doktor başkanlığında bütün yatalak evleri, yatalak olan hastaların evlerine gitmek suretiyle yatalak hastaların bakımlarını yapıyor. O evi gönderdiğimiz elemanlar tamamen temizliyor. Perdesinden, halısına, kiliminden, oturma yerlerine kadar temizliğini yapıyorlar. Hastanın bakımlarını yapıyorlar. Ve sürekli olarak gece, gündüz serumlarını takmaya bu bakım anlayışı içerisinde devam ediyor. Dün neredeydim? Dün Sayın Köksal Toplan'ın öğretmeninin yanındaydım. Sayın Haberal'ın öğretmeninin yanındaydım. Mahsude Çubukçu biliyorsunuz bir aile yaşlandı. Gülüşle oturuyor. Ve yalnız kaldı. Hiç kimsesi yok. Komşularından 68 yaşında bir kadın ona yardım etmeye çalışıyor ama o da yaşlı olduğu için pek yardım edemiyor. Ev kirli. Bütün ekiplerimizle birlikte eve gittik. Evin temizliğini yaptık. Yeni havalı yataklar aldık. Onları yerleştirdik. Hocamın gözlerinden mutluluk gözyaşlarının aktığını görmek benim için gerçekten büyük mutluluktu. Ve sürekli olarak bakımlarını Maksude Çubukçu gibi diğer yalnız kalan hastalarımıza yapmaktan büyük onur duyuyoruz. Ereğli'yi büyütmek istiyoruz. Neden hastane buraya yapılıyor? Neden terminal buraya yapılıyor? Çünkü Ereğli'yi su başına doğru büyütmek için yıllardan beri büyük bir politika izliyorum. Allah'a şükür olsun bu politikamızda da başarılı olmaya başladık. Hemen yan tarafta devletimiz çok güzel bir hastane yapıyor. Biz de buraya bu terminali yapıyoruz. Terminal neden buraya yapılıyor? Hem Ereğli'yi geliştirmek için hem de devletimizin yaptığı çevre yolumuz var. Hemen bu karşıdan Alapdere'ye giden çevre yolu. Zonguldak'tan gelen tırlar, otobüsler, kamyonlar Ereğli'ye girmeden o çevre yolundan Alapdere'ye gidecekler. İstanbul Ankara'dan gelen otobüsler, tırlar, kamyonlar Ereğli'ye girmeden karşıdan Alapdere'ye gelecekler. Böyle gelip buradan Zonguldak'a gidecekler. Ve burada bir kavşak var. İşte terminal tam bu noktada hastane ve terminalin olduğu yerdeki kavşakla buradan Alapya'ya doğru şehri iç trafiğini rahatsız etmeden bypass edilerek buradan dışarıya gidecek. Bu çalışmalarımız devam edecek. Su başına kadar Ereğli'yi büyüteceğiz. Burada kırsalda yaşayan yurttaşlarımızın çağdaş bir ortamda yaşaması için, sağlıklı yaşaması için
hızlı bir şekilde Subaşı'na doğru ilerliyoruz. Bunun çok güzel ortamlar yaratacağına inanıyorum. Şimdiden bu anlayışın gerçekleşmesinde bize destek verenlere şükranlarımızı sunuyorum. Bu çalışmalarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Bakın bir şeye dikkatinizi çekeyim. Bugün terminaller falan yapılırken bütün Türkiye'den bahsediyorum. Ya hazine arazisi bulurlar veya bedava bir yer bulurlar, hazine arazisinin üzerine terminal yaparlar. Şu yaptığımız iş Türkiye'de tektir. Bu arsayı 25 dönüm araziye belediye olarak biz vatandaşlardan kamulaştırdık. 1,5 trilyona kamulaştırdık. Kamulaştırmayla kalmadık. 50 sene sonra burası yetmezse diye yan taraftaki 25 dönümde genişleme alanı olarak imar planına işlemiş vaziyetteyiz. Ve burayı 8 trilyon liraya iadeye çıkardık. İadede 6,5 trilyon liraya bir müteahhit arkadaşımız aldı ve çalışmalarına başladı. Bu terminalde son derece titiz bir çalışma yaptı. Burası A blok, 3 katlı. Hemen arkasındaki bölge B blok, orası da 2 katlı. Gelecek olan hizmetlerin hepsi de çok rahat bir şekilde bu hizmet alanında çok rahat bir şekilde insanlarımıza hizmet edeceğiz. Çok modern bir terminal kazandırmak amacıyla yola çıktık. Allah'a şükür olsun, onu da gerçekleştiriyoruz. Ama bu terminalin yerini, kaç katlı oluşunu, çift katlı mı, beş katlı mı oluşuna belediye başkanı veya meclis üyeleri karar vermedi. Aramızda burada var arkadaşlar. Terminalde işletmecilik yapan işletme müdürlerini, otobüs, yasane sahiplerini hepsini topladık. Birebir onlara sorduk. Bu terminali nasıl yapalım diye. Aslında 5 katlıydı. Olmaz dediler. 5 katlı fazla buraya. Şu kadar olsun. Şöyle olsun. Böyle olsun dediler. Ve halka rağmen değil, halkın istediği şekilde otobüs firmalarının ve işletmecilerin bize emrettiği bir şekilde projeleri hazırladık. Bu proje tamamen onlara ait bir projedir. Türkiye'nin birçok yerinde iş yapmış. Israrla 12. ayda ben burayı teslim edeceğim diyor. Hala aklım yatmıyor bir mühendis olarak ama zamanı çok fazla ama 12. ayda ben burayı size teslim edeceğim diyor. Hemen üstünden çelik yazanelerin olduğu yerde şu anda proje yarışması yapıldı. Belediye başkanlığı sırayı çiziliyor. Belediye başkanlığı sırayı yapılacak. Eğer kabul ederlerse Sayın Kaymakamlık projeyi sunduk yanına Kaymakamlık binası yapılacak. Ve oranın altı oyulup 3 katlı otopark yapılacak komple o alana emniyet müdürlüğünün önüne. Ve orası kent meydanı olacak. Yaşların gençlerin oturduğu, süs ağaçlarının, süs havuzlarının olduğu geniş bir alan olarak kent meydanı olarak Ereğli'ye inşallah bunu da armağan etmiş olacağız. Değerli hemşehrilerim, biz bu bölgede yapacağımız bu çalışmalarda, bu çalışma işleminin bittiğinde sizler de olayın ne kadar güzel olduğunu hep beraber göreceğiz. Terminal alanı 19.500 metrekare alanda düzenlemekte şu anda. Ama hemen yanında gelişme alanı olarak da imar planına işlendi. Terminal binası 2.200 metrekarelik alana oturmaktadır. Bodrum kat, buradaki bodrum kat 850 metrekare. Zemin kat 2000 metrekare. Birinci kat 1350 metrekare. Toplam 4200 metrekarelik bir yaşam alanı meydana çıkarıyoruz. Az önce söylediğim gibi A blok 3 katlı, B blok arkadaki de 2 katlı olarak. Zemin katta bir de satış içesi. 14 tane, 16 metrekare her biri yaklaşık. Yolcu bekleme salonu, 250 kişilik. İçerisinde kafeterya var. Hediyelik eşya satışı yapan büfeler var. Kitap, gazete satışı büfeleri var. Postane var içerisinde. Emanetçi var içerisinde.
bankamatik alanları kurdu. Taksi ve şoförler dernek odasının yeri var mesela olarak. Aynı zamanda bu ıslak acelerin de WC'nin falan da olduğu bir alan. Birinci katta gişe ofisleri var 14 tane. Mescit var. Kuaför var. 4 adet büro var. Müdür odası var. Açık alanda da 8 adet gelen otobüs peronu. 8 adet giden otobüs peronu. 15 adet otobüs servis bakım otoparkı. 60 adet açık yolcu otoparkı. 10 adet servis otoparkı. 20 adet taksi otoparkı olmak üzere muhteşem bir tesisi inşallah çok yakın zamanda hizmetinize açacağız. Bu trenlerimiz elinde devam edecek. Birçok alanda Karadeniz elinde inanılmaz bir yatırım atağına geçtik. İddia ediyorum Türkiye'de vilayet bazında dahi olsa böylesine 25 milyon parayı net olarak ortaya koyup da elinde böylesine büyük projeleri yapabilecek veya bu kapasitede bir kentte bu projeleri yapabilecek, para harcayabilecek başka bir belediye düşünemiyorum. Karadeniz Elinin Belediyesi'nin hiçbir yere borcu yok. Daha yeni bir hafta önce Çalışma Bakanı'ndan mektup geldi. 20 senelik belediye başkanısın. Bugüne kadar sosyal sigortalara hiçbir borç yapmadın, peşin olarak paranı ödedin diye. Aynı şeyi vergi dairesine de yapıyoruz. İşçilerimize yeni toplu sözleşme yaptık. Onlara mutlu ettik. Memurlarımıza da toplu sözleşme yaptık. Onlara aldıkları maaştan başka artı 800 lira her ay net olarak maaşlarına ilave yaptım. Ama benim personelim buna layık. Bunlar son derece ivmeleri artan, çalışma azmiye dolu olan, Ereğli'ye hizmet etmek için ellerinden geleni yapan başkan yardımcısından işçilerime kadar bütün personelimi burada huzurlarınızda kutlamak istiyorum. Onlara şükranlarımı sunuyorum. 6 senede Allah sağlık verirse tabii ki inşallah yine devam edeceğiz. Önümüzdeki 6-7 sene içerisinde Türkiye'de tanınamaz kentlerden biri haline getirmeye meclis üyelerimizle, ekibimizle birlikte and içtik. Bu Ereğli halkına hizmet etmek, onların hizmetkarı olmak bizim için, meclis üyelerimiz için bir ibadettir. Buna yürekten inanıyoruz. Ve hemşehrilerimize hizmet etmek, Ereğli'yi büyütmek için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Sadece yatırım alanında değil, Ereğli'de ekonominin gelişmesi için de elimizden geleni yapıyoruz. Ereğli'de göreceksiniz, bir iki sene içerisinde hiçbir problem kalmayacak. Ereğli'de bir güven bunalımı var. Ereğli'de çok büyük bir sıkıntı yok. Sadece bir güvensizlik. Bu güvensizliği aşacağımıza ve Ereğli'yi işsizlik yönünden de, ekonomik yönden de iyi noktalara getirmek için ticaret odasına, diğer kuruluşlara belediye olarak yardım etmek suretiyle Ereğli'nin ufkunu açmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğimizden herkesin emin olmasını istiyorum. Bu terminalimizi Ereğli'mize, Zonguldak'ımıza, ülkemize, bölgemize, bu bölgede yaşayan insanlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kazasız belasız inşaatımızın bitmesini Yüce Allah'tan diliyorum. Bütün Ereğli'mize, bütün Zonguldak'ımıza hayırlı olsun diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Değerli milletvekilimiz Sayın Mehmet Haber adına yürekten sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Böylesine güzel bir günde, güzel bir kent olan Ereğli'de siz güzel konuklarla, değerli hemşehrilerimle birlikte olmaktan, böylesine anlamlı bir etkinliğe tanıklık etmekten ve küçük de olsa katkı koymaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Bu nedenle biz de bugün burada buluşturan, böylesine büyük, böylesine anlamlı bir etkinliği gerçekleştiren
Başta Eylül'ün çok değerli belediye başkanı, değerli belediye başkanı Halil Postumik olmak üzere ve yine belediyemizin ilçesinden, idari personelinden, başkan yardımcılarına kadar belediye personelinden teşekkür ediyorum. Değerli konuklar, değerli Eylül'ler, Eylül'ün tarih öncesi çağlardan beri değişik kültürlere, değişik kavimlere ev sahipliği yapmış önemli bir kent. Yine Eylül'e biliyorsunuz gururumuz Uzun Mehmet'in taş kömürü bulmasından sonra ve demir çelik fabrikasının yapılmasından sonra Cumhuriyet'in sanayisini omuzlarına taşımış, önemli daha da artırmış bir kent. Beni de bakıyoruz Eylül'e, özellikle değerli belediye başkanımızın da katkılarıyla son 20 yılında modern kentleşme olgusuyla ünlü tüm artık Avrupa'ya, dünyaya mal olmuş kültür ve sanat festivalleriyle ve yine belediye başkanımızın az önce anlattığı gibi sosyal belediyecilerin en güzel örnekleriyle Türkiye için gerçekten çok önemli bir kent. Tabii son yıllarda evinde ismi ekonomik sıkıntıların yaşandığını görüyorum, biliyorum. Bunları sizler de hissediyorsunuz. Özellikle terzanecilik sektörü başta olmak üzere orada binlerce arkadaşımızın işini kaybetmesinden, ekmeğini kaybetmesinden gerçekten büyük üzüntü duyuyorum. Ancak Ereğli geçmişte sahip olduğu potansiyeli, sahip olduğu birikimi, yetişmiş insan gücüyle bütün bunları aşabilecek, kabulleştirebilecek ve Türkiye'de yeniden o lider konumuna gelebilecek gerçekten çok önemli bir kent. Buna yürekten inanıyorum. Yine hepimiz biliyoruz ki kentler, böylesine önemli kentler her zaman kültür alışverişine, emek alışverişine, insan dolaşımına açık olan kentler. Terminaller de bir kentin dışarıdan gelen konuklarını karşıladığı aslında kapısı. Dışarıdan gelen konuklarımız ve veya Ereğli'de yaşamayı seçmiş ve hemşehrimiz olmayı kabul etmiş değerli yurttaşlarımız bir kente geldiğinde, Ereğli'ye geldiğinde ilk izlenimlerini edindikleri yer tabii ki terminaller oluyor. Ben bu anlamda Ereğli'nin videonu tamamlayacak, Ereğli'nin artık kabuğunu kırarak çok daha büyümesine katkı sağlayacak, sadece ilçe sınırları içerisinde kalmasını değil, kabuğunu kırarak çok daha büyümesini sağlayacak böylesine bir etkinliğin, böylesine bir terminlerin açılışını yapmaktan, Ereğli ilçesine kazandırıldığını görmekten de gerçekten büyük gurur duyuyorum. Bu anlamda emeği geçenlere bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Burada değinmek istediğim bir husus daha var değerli Ereğliler. Sayın Belediye Başkanımız anlattı. Bakın burası şehrin kısmen dışında, şehirle iletişim var. Ancak şehrin önünü açabilecek kadar şehrin dışında Ereğli köyleriyle, beldeleriyle bütünleştirebilecek, Ereğli'nin sınırlarını daha da büyütebilecek kadar rahat bir alanda yapılmış. İşte gerçek anlamdaki belediyecilik bu. Kentlerimizin ortasına büyük blokları, büyük beton bloklarını dikmek belediyecilik değildir. Gerçek belediyecilik anlayışı bir taraftan büyürken, bir taraftan sanayileşirken, bir taraftan kabuğunu kırarken, diğer taraftan halkın rahat nefes almasını sağlayabilecek, halkın aynı zamanda doğayla, çevreyle bütünleştirebilecek belediyecilik anlayışıdır. Bu nedenle hizmet yapmak demek sadece kentlerin önünü kapatmak demek değildir. Ben böylesine çağdaş bir belediyecilik anlayışının içinde yani terimleri burada konuşlandıran, yani terimleri şehrin içinde şehrin önünü kapatacak bir alanda değil, böylesine şehrin önünü açacak ve halkımızı aynı zamanda çevreyle buluşturacak bir alanda konuşlandırdığı için, böyle bir karar verdiği için de hem değerli belediye başkanımıza hem o terminaldeki otobüs firmalarının değerli temsilcilerine, Ereğli'deki sivil toplum örgütlerine, Ereğli'deki saygıdeğer hanımefendilere ve Ereğli'deki tüm yurttaşlarımıza da
bir kez daha teşekkür ediyorum. Ve son olarak şunu söylüyorum. İnşallah bugün temelini attığımız termlerin yeniden açılışını birlikte yapmak için bir araya geliriz. Onun mutluluğunu hep birlikte yaşarız. Ve ben kentin önünü açma, kentine sahip çıkma, çevresine sahip çıkma, Gezi Parkları'na sahip çıkma anlayışıyla hareket eden tüm yurttaşlarımızı, tüm renklerimizi bir kez daha sevgiyle kucaklıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Mevcut otomobili, internetsiz görüntüsü, mevcut otomobilin belediye, bütün sorunları gerekçesiyle daha önemli, daha uygulaşlı, hizmeti daha etkin sunabilmek adına onları sınırlayarak az önce Sayın Belediye Başkanı'nın hareketleri 25 milyon yöneticilerin hesaplarıyla 8 milyon projeyi yaratmak suretiyle halkımıza buyurun işte size hizmet cesaretini göstermiş ve halkımızın takdirine burayı bir yıl içerisinde sunmak görevini göstermiş. Biz de kendilerine bu hizmet yarışında, bu hizmet koşuluşunda başarılar diliyoruz. Tanrı'dan kendilerine yardımcı olmasını temenni ediyoruz. Ankara'da sonunda Ankara İstanbul'un ilgilerini bir an önce sisteme geçirilsin, Ereğli'de bundan yararlansın, sonunda ilçelerde bundan yararlansın. Metropol'lere sayın halkımız bir an önce ulaşsın. Bunların valilik olarak yapılan gelecek katkılar, belediyeler, genel yönetimlerle yapılacak katkılar, parlamentolarla yapılacak katkılar bir araya getirilir. İçinde her şey yaratılır. Bu işin de en kısa sürede Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasını temenni ediyorum. Çünkü bir soru yazıyorum, doğru gidiyor. Bu rail sistem meselesini bir an önce halletmemiz gerektiği kanaatindeyim. Sözlerimi bu temenniyle sormayacağım. Bu hizmete emeği geçen, bu hizmete yararlanacak herkese huzurlarınızda teşekkür ederim. Allahümme ya Muhammed.